Şöyle bir şey. Savaş tabii ki dünyanın ekonomisini olduğu gibi Türkiye'nin ekonomisini de öyle ibareler gösteriyor ki yavaş yavaş etkileyecek gibi gösteriyor. Temennimiz odur ki inşallah bir an evvel biter. Biz de ülke olarak dünyada rahatlar. Biz de ülke olarak rahatlarız. Bizim birinci derecede biliyorsunuz buğday tedarikçimiz Rusya ve Ukrayna. Şayet buralarda bu savaşın devam etmesi, sürekli devam etmesi durumunda tabii ki oralarda da bildiğiniz gibi basın yayından da takip ettiğimiz gibi Ukrayna'da şimdi şu anda tatbikat falan değil. Bu resmen bir savaş var burada. Savaşın olduğu yerde insanlar can havliyle değil ki canın derdine düşmüş, üretimi bırakmış. Tabii ki inşallah temennimiz bizim bu savaş bir an evvel biter. Bunun böyle olması eğer sürekli olursa buğday fiyatlarını da ileriki tarihlerde etkileyecek gibi gözüküyor. Bakanımız açıkladı. Şimdi şu anda bizim Teoman'ın depolarında yeterli miktarda unumuzun olduğu, buğdayımızın olduğu, herhangi bir sıkıntının olmadığı, bunun da tabii ki olumsuz olarak ekmek fiyatlarına yansıması, böyle bir stoğun Türkiye'de olması düşünülemez. Yakın zamanda ekmek fiyatlarıyla ben ekmek fiyatlarına herhangi bir zam geleceğini düşünemiyorum. Şimdi şu anda zaten fiyatta biz arkadaşlarla görüştüğümüzde şu anda da öyle bir ihtiyaç yok. Ekmeğe zamla alakalı bir ihtiyaç yok. Tek temennimiz savaşın bir an evvel bitip bu husustan ilgili de Türkiye'nin de ve de dünyanın rahatlaması. Dışa bağımlılıktan kurtulmak için bir an evvel kendi özümüze dönüp eskiden olduğu gibi buğdayda da kendi tüketimimizi, kendi üretimimizle karşılamamız gerektiğinin tespiti bu savaştan beraber belli olmuş oluyor. İnşallah bizim yöneticilerimiz bunun bilincinde olurlar. Eskisi gibi biz kendi ihtiyacımızı karşılayacak duruma geliriz. De bir dahaki zamanda da bu tip işlerde işte zam olacak mı, şu bu olacak mı mevzusunu konuşmayız. Tabii bunun üzerinden buğday sırf bu zamların etkisi buğdayla alakalı değil. Tabii ki enerji fiyatlarının da aşırı derecede yükselmesi bunu tetikledi. Biz zaten bir ay evvel bir ay oldu tahminim. Ekmek 12.75'e satılıyor şimdi şu anda Ünye'de fırınlarımızda. Fırıncı kardeşlerimizin de zamla alakalı şu anda herhangi bir talep yok. Türkiye'de de öyle bir ihtiyacın olduğunu zannetmiyorum. İnşallah da öyle bir işe gereksinim duymayız. Çünkü biliyorsunuz bizim Türkiye'de birinci derecede gıda maddemiz ekmek. İnşallah o da pahalanmaz da insanlarımız da zor duruma düşmez.